Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Türkcell'le Teknoloji Haftalık Bakış programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine gündem yoğun. Hem Türkiye'den hem de dünyadan güzel haberlerimiz var. Evet, şimdi kripto paralarla başlayalım. Evet şimdi. Osman, senin uzmanlığın. Ya uzmanlığım demeyelim de bir ilgim var kripto paralara karşı. Senin sahi şey ne oldu ya? Yapıyorsun ya. Ring işleri devam ediyor mu onlar? Daha kazıyorlar ya. Kazıyorlar mı? Arada tamam. Bir bakım yapıyorum onlar işte. Reset var. Çok güzel. Evet, bir düzenleme geliyor şimdi. Evet, kripto paraları aslında bu uzun zamanda söylenen bir şey. Geçtiğimiz yıllarda da ben bu tarz söylemler hatırlıyorum. Ama o düzenleme nedense bir türlü gelemedi. Fakat bu sene ciddi adımlar atılmaya başlamış durumda. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da kripto paralar üzerine ciddi adımlar atılıyor. Aslında geçtiğimiz yıla kadar kripto paralar çok ciddiye alınmıyordu. Yani bu bir balon olarak görünüyordu. Evet. Ve diyorlardı evet. Ki yani bu balon eninde sonunda sönecek. O yüzden biz buna hiç bulaşmayalım diyorlardı. Fakat şu anda olay tamamen farklı bir boyuta taşındı. Artık ülkeler de kendi dijital paralarını çıkarma yönünde emek sarf ediyorlar. Çin bu konuda önemli çalışmalar yaptı. Amerika şimdi yapıyor. Hatta Türkiye'nin bile bu konuda bazı çalışmaların olduğu biliniyor. Merkez Bankası dijital para üzerine bazı çalışmalar yürütüyor. Halihazırda mevcuttaki kripto paralardan ise bir vergi alınacağı söyleniyor. Fakat bu verginin nasıl olacağı, nasıl şekillendirileceği henüz belli değil. Çok belli değil. Biliyorsun kripto paralarda hem mining yapanlar var. Yani bunları kazanlar var. Ethereum gibi, işte Ravencoin gibi, Monash gibi çeşitli coinleri kazarak bunları soğuk cüzdanlara aktarıyorlar ya da herhangi bir havuz hesabına aktarıyorlar. Oradan çekiyorlar. Bunun haricinde bir de borsada oynayanlar var. Adam al sat yapıyor. Sürekli al sat yapıyor, al sat yapıyor. O yükselenmelerden, düşmelerden bir kar etmeye çalışıyor. Şimdi ben burada nasıl bir vergi uygulaması konulacağını açıkçası tam olarak kestirebilmiş değilim. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Atıyorum sen 100 bin lirayla girdin o borsaya. Oynadın. Yine 100 bin liran var elinde. Şimdi bunu sen banka hesabına aktarırken mi vergi kesecek? Yoksa orada kripto para alırken mi belli bir vergi kesilecek? Yani bunu biraz karışık değil mi? Yani şimdi şu var çünkü atıyorum banka hesabına aktarılırken kesilecekse oynadın hiç kar etmedin. Kar etmediğinin bir de vergisini mi vereceğim? Böyle bir saçmalık olabilir. Yani orada bence makul bir düzenleme şöyle yapılabilir. Bunların borsaları malum Türkiye'den de giriliyor ya. Belki Türkiye'deki özel üzerinden bir düzenlemeyle hani Türkiye'deki o borsayı biliyorsun. Hatta bildiğim kadarıyla TC numarası falan vermen gerekiyor. Tabii tabii bayağı girmek, kimlik veriyorsun, bir sürü bilgi veriyorsun. Hani oraya girerken mesela nasıl şu anda AliExpress'ten bir şey alırken bazı satıcılarda oluyor, hepsinde yok bu arada. Otomatik vergi kesiliyor artık. Ve gümrük vergisi ödemiyorsun ekstradan. Mesela o direkt anlaşma yapılmış evet, demek ki. Evet, kripto parayı misal alırken belki vergi şey yapılabilir. Evet, evet. Çünkü muhtemelen orada olur. Makaslar değişecektir. Çünkü hani kripto para piyasası dolar gibi, altın gibi yani bildiğimiz piyasalar gibi değil. Çok hareketli. Bir anda bir bakıyorsun %50 yükselmiş. Hani böyle %5, %3 yükselmeler de değil. Çok absürt evet. Yükselişler oluyor. Yani göreceğiz. Göreceğiz. Evet yani şu an çok kesin bir şey söylemenin bir manası evet. Yok. Bir diğer haberimiz ise Türkiye ile ilgili otomobilde taksitli dönem başladı. Gerçi vardı. Şimdi yeni bir düzenleme yapıldı. Kredi kartına falan da artık böyle işte 60 aya kadar ki 120 bin liraya kadar olan fiyatı olan otomobillerde 60 aya kadar 120 bin 300 bine kadar olanlarda da 48 aya kadar. Kredi kartınız varsa. Yani limiti varsa ki var ya. Ya ne bileyim o kadar limitli olan kredi. Hayır bence şu anlamda mantıklı olabilir. Hani kredi çekmekten daha makule gelebilir belki. Onun detaylarını tam bilmiyorum ya da bunu. Ya da insanlar kredi çekmekle uğraşmak istemeyebilir. Çünkü kredi çekmek biliyorsun yani biraz dolambaçlı bir süreç. Başvuruyorsun onaylanıyor ya da ya bir de şöyle düşün Osman. Şimdi sen 120 bin tamamını çekmeyeceksin ya canım. Atıyorum 100 bin liram var. Örnek veriyorum 20 bin lirasını kredi kartıyla ödersin. Hani yapılabiliyor böyle şeyler biliyorsun. Belki onunla ilgili bir düzenleme. Yani zaten şu anda vardı yani kredi kartı. Ben mesela bakıyordum sitelere falan. İşte kredi kartına şu kadar taksit, bu evet. Kadar taksit. Hani İkinci el de vardı ama. Hani belki yasal bir zemin olmasa bile. Evet şimdi artık var artık öyle bir yasal zemin. Öyle geldiğini söyleyelim. Bir diğer haberimize dergilikle ilgili arkadaşlar. Dergilik'e podcast özelliği geldi. Podcast olayı bu Clubhouse'dan sonra biraz patladı gibi. Yani evet. Yıllardır olan bir şeydi aslında. Evet. Ama evet. Clubhouse bir düzenleme yaptı podcast'te. Twitter bile hatta biliyorsun şu anda podcast yeni bir test yapıyor. Test ediyor da sesli. Mavi tikli kullanıcılar. Ama şimdi mesela Clubhouse'un mantığıyla normal podcast'in mantığı farklı. Tabii canım şimdi Clubhouse'da bir toplantı odası gibi bir yer var. Giriyorsun oraya. Orada kaydı. Yani senle ben konuşuyoruz. Diğer gelenler dinliyor. Dinliyor. Falan. O bitti o. Orada bir daha onu tekrar dinleme imkanı falan yok. Tabii podcast ama podcast'te ama istediğin yerde istediğin zaman dinliyorsun. Yani Clubhouse'un mantığı podcast'e dayanıyor demek evet. Istiyorsun. Evet. Aynen öyle. Temeli oraya dayanıyor. Dergiliğe de podcast özelliğinin gelmesi güzel olmuş açıkçası. Ben böyle bir uygulamanın içinde birden fazla fonksiyon sunulmasını seviyorum. En azından hani
farklı uygulamaları indirmek yerine bir tane indiriyorsun. Aynen. Onun altında zaten dallanıp budaklanıyorlar. Mesela Turkcell'in dijital operatör uygulaması da bu şekilde. Onu da o yüzden kullanmayı çok seviyorum. Dijital operatörü indiriyorsun. Bütün ihtiyaçların orada var. Yani 10 tane uygulamana gerek, yani 10 tane uygulama indirmene gerek yok. Tüm uygulamaları bir temel uygulama altında birleştirmişler. Oradan pasaja bile girebiliyorsun mesela şu anda. Evet, o güzel olmuş. Turkcell'in satış platformu. Evet, ticaret platformuydu. Aynen. Oradan rahatlıkla girip alışverişini bile yapabiliyorsun. Tabii şimdi belki dijital operatörü bilmeyenler vardır arkadaşlar aramızda. Turkcell'in müşterilerinin cep telefonları üzerinden işte paketlerini görebildikleri, yeni paket alabildikleri, tarifelerini gözlemleyebildikleri bir uygulamaydı. Bu uygulama yenilendi ve güncellendi. Şimdi güncellemeyle beraber işte Osman'ın da az önce söylediği gibi pasaj uygulaması da yine artık dijital operatöre entegre edilmiş oldu. Evet. Oradan hani bir şey almak istiyorsunuz, bir şey satın almak istiyorsunuz. Tek tıkla geçiş yapabiliyorlar. Aynen. Gayet yeni bir cihaz almak istiyorsun, yeni bir uygulama almak istiyorsun falan. Hepsini oradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni güncellemeyle birlikte aslında dijital operatörde böyle kullanıcıların hızlı erişmek istedikleri menüler falan ön plana çıkarılmış ve tasarım daha da sade hale getirilmiş. Bu da bence kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Bu sayede arkadaşlar atıyorum bir servise mi ulaşmak istiyorsunuz? Hemen sade bir şekilde menülerden o servise ulaşabiliyorsunuz. Ya da yeni bir servis aboneliği yapmak istediğinizde hemen hızlı bir şekilde bu aboneliğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da gerçekten kullanımı son derece rahata indirgemiş durumda. Bu arada şunu da söyleyelim. Şimdi Turkcell dijital operatör uygulaması Turkcell'lere özel değil. Turkcell abonesi olmayanlar da bu uygulamayı kullanıp işte karşılama ekranında uygulamaya giriş yapmadan da birçok işlem gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Turkcell kullanıcısı olan sevdikleri için hediye TL ve paket yükleyebiliyor. Başvuru ve başvuru takibi işlemleri de yine bu dijital operatör uygulaması üzerinden yapılabiliyor arkadaşlar. Burada aslında uygulamanın ismi de güzel seçilmiş. Dijital operatör diye. Dijital operatör deyince insanlar biraz da fazla şeyler bekliyor. Hani ya benim numaramı da taşısın o zaman ya da yeni hat da alayım. Evet, yapılabiliyor. Onları da yapıyor. Onları da yapıyor. Onları da yapıyor arkadaşlar. Yani eskiden biliyorsunuz hat almak için ya da ne bileyim numara taşımak için mutlaka müşteri hizmetlerine gitmeniz gerekiyordu. Şimdi dijital operatör üzerinden rahat bir şekilde numaranızı taşıyabiliyorsunuz, yeni bir hat alabiliyorsunuz. Hatta ev interneti ve Superbox başvurularını bile bu sistem üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine uygulama üzerinden arkadaşlar ihtiyaçlarınıza yönelik paketleri ve kampanyaları inceleyip de satın alabiliyorsunuz. Ayrıca eğer Turkcell abonesiyseniz işte fatura detaylarınızı görüntüleme, güncel fatura bilgisini görme ve fatura ödeme gibi işlemleri de yine uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz Turkcell'in pek çok servisi var. İşte VIP'tir, Fizi'dir, Dergilik'tir, TV Plus'tır. Bu dijital servis uygulamalarını da arkadaşlar yine dijital operatör üzerinden gözlemleyip oradan dilerseniz cihazınıza indirebiliyorsunuz. Arama ve bağlantı sorunları yaşadığınız zaman da uygulamadan otomatik kontrol sağlayıp sorun devam ediyorsa taleplerinizi konum olarak da Turkcell'e iletebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Hatta mesela bir başvuruda bulundun. Senden evrak isteniyor. İşte bilmem ne kağıdı. En basit bir şey. Yani. Bunu da uygulama üzerinden güvenli bir şekilde yollayabiliyorsun. Bu da önemli. Niye? Öteki türlü gideceksin. İşlem merkezine gideceksin. Otokopi çekeceksin. Oraya imza atacaksın. En az 2 saat. Yani İstanbul gibi bir şeyde, şehirde. Bunları hemen halledebiliyorsunuz ve bu taleplerinizle ilgili de durumları da ve durumun o talebin durumuyla ilgili son bilgileri de yine uygulama üzerinden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Son dönemde gittikçe popüler olan bir özellik de var aslında bu uygulamanın içerisinde. O da yapay zeka asistanı. Evet, burada Turkcell Asistan isminde bir yapay zeka asistanımız var. Bu asistan size arkadaşlar yardımcı oluyor işlemlerinize. Atıyorum faturamı ödemek istiyorum diyorsunuz. Hemen sizi o ilgili menüye yönlendiriyor ya da faturanızı ödemenizi sağlıyor vesaire. Yani bu tarz kolaylıkları mevcut. Ayrıca benim bu uygulamada sıklıkla ziyaret ettiğim bir menü de var. Buna da değinmeden geçmek istemiyorum. Salla kazan. Turkcell'ler zaten bunu biliyordur. Evet. Şöyle telefonunuzu salladığınız gigabaytlar geliyor. Gigabaytlar geliyor. Onun haricinde arkadaşlar servis abonelikleri de kazanıyorsunuz. Atıyorum bir aylık VIP üyeliği ya da bir aylık Fizi üyeliği. Gerçekten bunlar da çok makul oluyor Turkcell'ler için. Bir de bunun haricinde atıyorum dediniz ki ya ben klasik adamım yine de bir işlemlerim için bayiye gideyim. Öyle kimliğimin fotoğrafını çekmektir. Hanım bunlarla uğraşmak istemiyorum. Turkcell mağazaya gitmek istiyorsun. Mağazaya gitmek istiyorum. Karşımda bir muhatap görmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar en yakın Turkcell bayisinden bu uygulama üzerinden randevu alabiliyorsunuz. Bu sayede oraya gittiğinizde hiç beklemeden direkt olarak
işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Bir de son olarak şunu ekleyeyim. Yine uygulama sayesinde, dijital operatör sayesinde hediye havuzundan da hediyelerinizi ve fırsatları da görebiliyorsunuz. Onu da belirtmiş olalım. Bu arada Turkcell demişken, madem Turkcell'den girdik, o zaman yerli ürünlerden de devam edelim. Bunu haftalardır söylüyoruz zaten. Birçok marka Türkiye'de fabrika açacak dedik. Oppo Samsung açtı, Samsung açtı. Xiaomi açmadı, açıyor yani, bu ayın sonunda işte, ama bir deneme üretimi başladılar. Evet. Deneme üretimi yaptı. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu fabrikaların açılış sürecinde önce belli deneme üretimleri yapılıyor. Ondan sonra gerçek seri üretime geçiliyor. Başlıyor. Yani hemen birden hoppa %100 diye başlamıyorlar. En önce böyle bir deneme üretimi, %1'li, %2'li, oradaki hata paylarını vesaire ölçüyorlar. Daha sonra ardından gerekli otomasyon ayarlamalarını yapıp işe devam ediyorlar. Tabii bu işin en güzel tarafı ne oldu? Hep söylüyoruz biz. Bu işin en güzel tarafı ne biliyor musun abi? Kutuda Made in Turkey yazıyor. Assembly in Turkey yazıyor galiba. Bugün bu arada bir tane telefon gelecek. Bugün... Assembly in Çin yazıyor. Yani Çin'de dizayn edildi. Ama yok. Sanki bir şey yazıyor. Bakacağız ona bugün. Bugün bir telefon geliyor bize arkadaşlar, ama siz bu videoyu izlediğinizde o video yayınlanmış olacak. Oppo'nun Türkiye'de üretilen telefonu gelecek. Yerli üretim gelecek. Yerli üretiminde ne faydası var? Sizin için ne önemi var? Şu önemi var arkadaşlar. Fiyatlar düşüyor. Evet, en önemli şey bu. %30 oranında düşüyor fiyatlar. Yani Türkiye'de üretilmeyen bir model 3000 liraya satılacaksa, örnek veriyorum, aynı model Türkiye'de üretildiği zaman giriş modellerinin üretilmesi biraz kötü. Evet. Biraz daha üst seviye ya da orta seviye cihazlar atıyorum. Mesela şimdi geçtiğimiz günlerde Xiaomi Redmi Note 10 serisini duyurdu. Bu Note 10 serisi Türkiye'de üretilse daha güzel olur mesela. Bence oraya da gelecek ama. Adım adım az önce söyledin ya, hani önce fabrika açılsın, daha fabrikalar tam olarak açılmadı. Bence açıldığı zaman gelecek. Hatta saat, işte bileklik, şudur budur falan gibi böyle farklı cihazların da üretileceği söyleniyor Türkiye'de. Henüz daha bu kesin bir bilgi değil ama bunun açıklamaları yapıldı. Telefon da gelecek bize, Oppo'nun yerli üretim modeli. Samsung'un çıktı bu arada. A01 miydi? 02 miydi? İkisi galiba. Evet. Oppo'da gelecek arkadaşlar. Kanalımızda onun da kutu açılımı ve inceleme videosunu göreceksiniz. Yazıyı göreceğiz orada. Made in Turkey. Hadi bakalım. Göreceğiz inşallah. Bu arada akıllı telefonlardan söz açılmışken bu çip olayına da bir girelim istiyorum. Çip krizi var dünyada. Aynen, önemli bir nokta bu. Şimdi arkadaşlar, son dönemde biliyorsunuz pandemiden vesaire üretim kollarında bazı aksamalar gerçekleşti. Bu aksamaların yanı sıra pek çok cihazda artık çipler kullanılmaya başladı. Yani eskiden mesela bir... Çip değil mi? Bilgisayar, telefon. Ya bunu telefon yani, bile değil. Telefon bile değil yani. Sadece bilgisayardı yani. Evet. Ama çip şimdi deyince, baktığımız zaman akıllı sözünün geçtiği, akıllı ekini koyduğumuz her şeyin içine çip yerleştiriyor. İşte otomobil mesela şu anda. Ya, otomobiller kriz var şu anda. Üretilemiyor otomobiller. Çünkü otomobillerde artık bir altyapı oluşmaya başladı ve bence çok yakında, ki bu elektrikli otomobillerin biraz daha yaygınlaşmasıyla birlikte, pek çok otomobil uydudan güncelleme alacak. Tesla nasıl şimdi güncelliyor otomobillerini? Aynen Tesla'nın güncellediği gibi pek çok otomobil de aynı telefon günceller gibi güncelleme alacak. Güncelleme benim alacak. Görüşüm bu yönde. Çip krizine de gelirsek arkadaşlar, şimdi dünyada üst seviye çipleri üretebilen sadece TSMC diye bir fabrika var, dökümhane var. Biz mesela şimdi diyoruz ya, işte Apple kendi çipini tasarlıyor, Samsung kendi çipini tasarlıyor. Bunlar tasarlıyor ama üretmiyor arkadaşlar. Üretmek için yine ne yapıyorlar? TSMC'nin kapısını çalıyorlar. Evet. İşte burada da bir sıkıntı var. Adamların üretim kapasitesi belli. Şu anda AMD sırada bekliyor. Intel sırada bekliyor. Nvidia sırada bekliyor. Apple sırada bekliyor. Samsung sırada bekliyor. Huawei ile zaten ilişkiyi kestiler. Qualcomm sırada bekliyor. MediaTek sırada bekliyor. Dolayısıyla bu kadar çok fazla müşteri olunca, ki otomobilcileri saymadım bile. Evet. Adamlar da üretim kapasitemiz belli dedi. Bu yüzden hatta Samsung'un Amerika'daydı galiba, bir yerde önemli bir yatırımı olacak. Bayağı böyle milyar dolarlar değerinde bir çip üretim tesisi kuracak ki burada da 5 nanometre ve 6 çipleri üretmek için harekete geçtiler diyebiliyorum ben. Benzerini Almanya'da Apple kuruyor, Münih'te. O da 5G ve benzer şekilde çipler üzerine yapılıyor. Çünkü bu çip meselesi önemli. Sen cihazı yapıyorsun ama üretemiyorsun şu anda. Otomobil, her şey şu anda çipe bağlanmış durumda. Son dönemde biliyorsunuz bu mining'den ötürü ekran kartı tarafında da mesela çip krizi vardı. Ki şu anda ekran kartı yok zaten. Şu an yok yani. Evet, almak istese yani, de yok. Rafa girmesi çok zor. Hatta biz bazı yetkililerle de konuştuk. Daha rafa gelmeden cihazların satıldığını söylüyorlar, ekran kartlarının. Mesela bu internette satılan kartlar da genel olarak adamlar kasaya alıyormuş mesela arkadaşlar. Kasanın içinden kartı söküyor. Onun kaç ay garantisi kalmış? Atıyorum 33 ay. 33 aylık kartı sıfır diye satıyor. Yani nedir? Hiç kullanılmamış. Kasanın içinden söktüm. Ne yapıyor? Parça parça o kasayı satmaya başlıyor ki artık bu duruma
gelinmiş durumda. Bakalım ne olacak hani önümüzdeki dönemde bu iş inşallah bir çözüm bulur yani, ama zor geliyor. Bilgisayar fiyatlarının biraz daha artacağı söyleniyor ki düşmüştü. Hani pandemiyle birlikte biraz yükselmişti. Sonra bir gerileme oldu. Tekrardan artış o seviyelere gelecek deniliyor ama bunu bakalım, bekleyip göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Son olarak haftanın gündeminde anlatacağımız son konu bir otomobil testi geldi. Kuga demiştik biz ama Kuga'da bir sıkıntı çıktı. Kuga beklerken Ford Ranger geldi. Ama canavar olsun, ben Ranger'ın böyle bir araba olduğunu ben de bilmiyordum. Yani hani dışarıdan bakıyorsun ya pick-up kamyonet gibi falan duruyor ama hiç öyle değilmiş. Çok beğendik. Sen de beğendin değil mi Alperen? Beğendim abi. Çok güzel. Alperen de çok beğendi. Bakalım güzel bir inceleme videosu gelecek. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani böyle pick-up algınızı tamamen yıkabilir arkadaşlar. Çünkü benim mesela öyle bir algım vardı açıkçası. Yani dürüst olayım. İnşaat yani arabası gibi falan gibi düşünüyordum. Ama içine biniyorsun, koltuk ısıtması var, işte park sistemi var, otomatik park. Otomatik park var. Gerçi onun otomatik parkın çalışması için tır girecek yer lazım ama. 5.3 metre arabanın uzunluğu, baktım ben özelliklerine. O yani bir de böyle hani biz ufak arabaya alışmışız ya, buraya girelim diyorsun. Geri görüş bir alıyor, arabada yanaşıyorsun diğer araba, yarısı dışarıda arabanın. Evet, öyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Turkcell'le teknoloji haftalık bakış programımızın sonuna geldik. Bu haftada birbirinden ilginç konuları sizler için değerlendirmeye çalıştık. Haftaya yepyeni bir programda karşınızda olana kadar Haftaya yepyeni bir programda karşınıza çıkana kadar kanala abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.